Osman, hadi gel oğlum sofraya. Yiyin siz, ben yemeyeceğim. Ne demek yemeyeceğim oğlum? Gel otur, iki lokma bir şey at ağzına. Ya tamam, yemeyeceğim diyorum, ana ne uzatıyorsun ya? Yemek bulmuşum ben, siler süpürürüm, yemeyeceğim diyorum, yemeyeceğim işte ya. Tamam be tamam. Aman bir laf söyle, bin ah işit. Sen var mı, onun üstüne biliyorum bu ara. Memo hadi kattım çayları, gel. O da işte bir girdi mi bir daha çıkmak bilmez. Ya geldim geldim. Ha, iyi giyinmişsin madem. Elini yüzünü yıkadın değil mi? Bak hep çapaklı gidiyorsun. Hı hı. Aferin oğlum. Dayı ne yazıyorsun? Mektup. Biliyorum ben mektupta iyiyim. Yardım edeyim mi? İstemez. Sen karışınca işler iyice Arap saçına dönüyor. Bırak. Kaybolma bir yere, işimiz var senin. Okula gideceğim. Ya tamam geç git, Allah Allah ya, işimiz var diyorum, uzatma. Sen ekmeğini ye oğlum, al. Görünen o ki yarenim, artık bir araya gelmemiz pek mümkün değil. I would like to tell you my feelings. Nasıl anlaşacağız biz seninle Natalie? Hı? Nasıl anlaşacağız? Understand me? Hı? Ne? Ne ama ne, ne, ne ama ne? Aman! Uf. İnternetim berbat, İngilizcem rezalet. Ne yapacağım ben seninle Natalie? Gerçi güzel olmasan hiç çekilmezsin de. Hepten gitti. Hepten gitti. Ah, matmazel. Nasıl oldunuz? Toparlayabildiniz mi biraz kendinizi dünden beri? Toparladım matmazel, eksik olmayın ama yardımınıza ihtiyacım var. Ay yok yok yok. Kadınlar tuvaletine gittiğiniz müddetçe size hiçbir yardımım dokunamaz. Yanlış anladınız, dilinize ihtiyacım var. Neyime? Dilime? Dilime mi? Dilimine? Ha, ben hayatımda bu kadar saçma bir şey duymadım. Matmazelciğim lütfen bir şeyde doğru anlayın lütfen. Yani dil derken dil dil yani dil. Yani dil Fransızca, Fransızca lisan. Ha Fransızca. Ha, şunun doğrusunu anlatsanıza bir kuzum. Oh be sonunda. Neydi o mesele? Memo. Al şu mektubu götür Yaren ablana ver. Dayı kapının altından sokayım mı? Ben genellikle böyle yapıyorum. Oğlum bak cıvıklık yapma. Espri kaldıracak halim yok. Tepem atık vallahi patlatır ben seni ha. Tamam o iş bende. Şu bana bak. Bu Yaren ablanın penceresi var ya. Onun altında öyle ıvır zıvırlar falan var. Onun üstüne tırmanırsın. Camı tıklatır oradan verirsin. Tamam. Ha. Tamam. Git. Günaydın Memo. Acele et, geç kalacağız. Tamam, geldim. Birine mi baktın? Yok. Kime bakacağım ya? Mesela Zeynep'e, ama zor bulursun. Ne oldu ki? Gitti. Gitti mi? Sepetledim, gitti. Sen mi? Evet, dün akşam kavga ettik. Teyzem de aldı. Üzüldün mü? Yok ya. Ne üzüleceğim? Bir kız için üzülür müyüz be? Ay sevsinler, başladın gene. Ya tamam, çene yapmayı kes. Hadi Yaren ablanı uğrayacağız, gel. Ne oldu? Ya gel. Oo Altan. Zevklisin Altan. Çok güzel bir kadınmış. Öyleyimdir. De, iş güzellikle bitmiyor matmazel. Onda İngilizce yok, bende Fransızca. Ya bugüne kadar nasıl anlaştınız peki? Kız kardeşinde kalıyordu. Onun İngilizcesi vardı, idare ediyorduk. Ama şimdi kız kardeşi gitti, evlendi, biz kaldık böyle. Nasılsın, iyi misinlerin ötesine geçemiyoruz. Anladım. Zor tabii ki de. Hı hı. Yardımcı olacaksınız değil mi? Olalım bakalım. Yani şimdi siz ne söylememi istiyorsunuz? Siz bana söyleyin yazıcı. Efendim, şimdi
başlayalım. Tamam. Natalie. Dün bir oyuna gittim. Romeo ve Juliet, bilirsin. Romeo, ay ışığında sevgilisine bakarken sen geldin aklıma. Ne oldu? Çeviremeyecek misiniz yoksa? Ne oyunu Altan? Ha? Ne oyunu? Siz dün kadınlar tuvaletinde dayak yiyordunuz. Açık açık yalan söylüyorsunuz kadına. Evet matmazel, yalan söylüyorum. Resmen kadıncağızı kandırıyorsunuz. Ne yapalım matmazel? Aşkta ve savaşta her şey mübahtır. Siz Fransızların bunu iyi bilmesi gerekir, değil mi? Şu erkekler. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Yok zaten Natalie inansın yeter. Devam edelim. Natalie. Kimse yok, çabuk ol. Ne işin var senin burada? Eren abla, al, dayım yolladı. Ne ki bu? Mektup işte, al. Sağlıyorum. Eren abla, sen evlenecek misin ciddi ciddi o hayatıyla? Sen dayımla iyiydin be abla. İkiniz güzeldiniz birlikte. Seni çok özleyeceğiz. Memo, birileri geliyor. Hadi, hadi git Memo kimse yakalanmadan. Ben seni çok sevmiştim be Eren abla. Ben de seni çok sevmiştim Memo. Hep de seveceğim. Dur bakayım. Ağladın mı yoksa sen? Yok ya. Ne ağlaması kızım? Allah Allah, ben ağlamam. Hadi çabuk, okula geç kalacağız. Osman! Dur oğlum. Nereye gideceğim bu soğukta? Bilmiyorum ana. Duramıyorum ya. Çıkacağım, dolaşacağım biraz. Oradan da bara giderim işte. Ama akşama kadar onca vakit varken oğlum nerede dolaşacaksın sen? Ya amma sordun ana ya. Ben demeyeyim sanki, ben nereden bileyim bana soruyorsun bu kadar soruyu ya. Vuracağım dağ bayıra, kendime gezeceğim öyle şey gibi yani. Bakarsın bir tane uçan daire gelir melir de böyle bu salak ne yapıyor kendi kendine diye böyle merak eder ve beni ışınlar alır götürür. Uranüs'e, Neptün'e, dünyada benden kurtulur, ben de dünyadan kurtulur. Osman, böyle tuhaf tuhaf konuşup beni meraklandırma oğlum. Vah. Gitti evladım, gitti Osman'ım. Aslan gibi çocuğum gitti. Ben hayatımda bir tek seni sevdim Yaren. Bundan sonra kimseyi sevmeyeceğim. Sevemem. Sevmek istemiyorum. Aramıza girenler ikimizin de hayatını mahvetti. Kına yaksınlar şimdi. Bugünden sonra çok ciddi bir sorunum var yani. Mühim bir sorun. Seni sevmeden, ellerini tutup gözlerinin içine bakmadan, kokunu içime çekmeden bundan böyle nasıl geçecek bu ömür, işte onu hiç bilmiyorum. Keşke mutlu ol diyebilseydim sana. Ama diyemiyorum. Mutlu olmanı istemediğimden değil, mutlu olamayacağını bildiğim için. Bu dünyada sevip de buluşamayanlar öbür dünyada buluşurmuş derler. Belki biz de öyle buluşuruz seninle yani. Yeter ki şu kıyamet bir kopsun. Bir an önce kopsun şu kıyamet. Seni seviyorum. Elveda. Osman.